Hello guys, today we are going to look at some friendship tests, friendship questions. As you know, we have studied the subject before the last week. So today we are going to do some exercises about the topic. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki geçen hafta biz bu konuyu işledik. Şimdi ise bu konuyla ilgili birazcık alıştırma yapacağız, birazcık test çözeceğiz sizinle. Hazırsanız ilk soruyla başlayalım. My mother let me have a blah blah with my friends diyor. Şimdi my mother annem lets me, yani burada bana izin verir diyor. Let bir kişiye bir şeye izin vermek demek. Let me have a blah blah with my friends. Arkadaşlarımla bir şey yapmama izin verdi diyor. Peki fotoğraftaki gördüğümüz şey ne arkadaşlar? Bu bir pijama partisi. Peki pijama partisi nedir? Garden party olabilir mi? Garden party ne demek? Garden party bahçe partisi. Peki barbekü parti ne demek? Bu da işte barbekü mangal partisi demek. Birthday party ise doğum günü partisi demek. Ama buradaki slumber party, pijama partisi, yani cevabımız bu olacak. Şimdi bir diğer soruya geçelim. Hi, Jim says, hi Rose, would you like to come over tonight? Rose, I would love to, but blah 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 diyor. Şimdi burada Jim demiş ki, merhaba Rose, would you like to? Would you like to kalıbımız bizim neydi? İster misin? Davet kalıbımızdı aslında. Ve burada dikkat etmemiz gereken bir şey vardı. Eğer to geliyorsa, to'dan sonra bir fiil geliyordu. Eğer to yoksa, would you like olsaydı, sadece would you like'tan sonra bir isim gelirdi. Ama burada to geldiği için come over, yani bir fiil gelmiş. Come over bu gece gelmek demek. Yani gelmek ister misin bu gece diye soruyor. Rose diyor ki I would love to, çok isterim. But ne demek? Ama demek. Yani burada çok isterim ama şöyle bir şey oldu ya da olacak diyecek. Ki bu da bir refusing kalıbıdır. Yani reddetme kalıbıdır. Biz eğer bir şeyi sonunda but görüyorsak, bilin ki ilk söylediğinin tersi bir şey söyleyecekti. Yani bir zıtlık oluşturacaktı. O yüzden burada biz kabul etmediği bir şıkkı arayacağız. I would love to but I accept your invitation diyor. Accept kabul etmek demek. Invitation ise davet demek. Senin davetini kabul edeceğim diyorsa, buradaki but'a uyar mı bu? Hayır, uymaz. Peki I will visit you, yani seni ziyaret edeceğim demek uyar mı? Hayır, uymaz. Zaten burada bu gece gelir misin diyor. O da diyor ki hayır, ya çok isterim ancak şöyle bir şey var diye söyleyecek. O yüzden bu da olmaz. C'ye bakalım. I won't be late. Late, geç kalmak demek. I won't be late, geç kalmayacağım demek. Yani bu da aslında bir nevi kabul etmek demek. Ama D'ye baktığımızda I have another plan. Another plan, yani farklı bir planım var diyor. O yüzden cevabım D olacak. Evet, şimdi üçüncü soruya bakalım. A says that, don't worry, I promise I will help you with your homework and we will study together. Don't worry, endişelenme diyor. I promise, söz veriyorum ki, I will help you with your homework. Ödevinle ilgili sana yardım edeceğim. And we will study together. Ve beraber ders çalışacağız diyor. Buradaki will biliyorsunuz ki gelecek zamanı temsil eder. Beraber ders çalışacağız diyor. Sonra B kişisi de diyor ki thanks blah blah blah. You are my best friend. Teşekkürler, sen benim en yakın arkadaşımsın diyor. O zaman bu boşlukta ne demesi gerekiyor? Olumlu bir şey söylemesi gerekiyor. A'ya bakalım. I can't help you. Sana yardımcı olamam diyor. Burada not getirmiş. Peki bu olumlu bir şey midir? Hayır, değildir. O yüzden A olamaz. I count on you. Sana güveniyorum demek. Count on you. Count on güvenmek demek. Sana güveniyorum diyor. Bu olabilir. Bir bekleyelim diğer şıklarına bakalım. I don't trust you. Sana güvenmiyorum. Don't, gördüğünüz gibi olumsuzluk. I don't trust you. O yüzden bu da olmaz.
D'de ne diyor? I can't share it with you. Share, paylaşmak demek. Can't ise zaten olumsuz. Bunu seninle paylaşamam diyor. O zaman benim burada doğru cevabım ne olacak? B şıkkı, I count on you. Sana güveniyorum. You're my best friend. Sen benim en yakın arkadaşımsın diyor. Şimdi dörde bakalım. I feel like a stranger because I am new in the school, but I am sure blah blah blah. Şimdi I feel like a stranger. Feel, hissetmek demek. Like, gibi demek. Stranger ise yabancı. Burada bir yabancı gibi hissediyorum. Because, çünkü I am new in the school. Okulda yeniyim. Yani okula yeni gelmiş birisi. But, ancak I am sure, eminim ki blah 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 olacak diyor. Şimdi, but gelince ne demiştim? İlk cümlenin, yani but'tan önceki cümlenin tersi, zıttına bir şey söylemesi gerekiyordu. Şimdi bu ilk cümlede ne demiş? Biraz olumsuzluklarından bahsetmiş değil mi? I feel like a stranger, bir yabancı gibi hissediyorum. Okulda yeniyim. Bunlar olumsuzluktur. O zaman but'tan sonra ben olumlu bir şık arayacağım. Bakalım burada ne diyor? I won't like my new friends. I won't, yani sevmeyeceğim diyor. Yeni arkadaşlarımı sevmeyeceğim diyor. Peki bu da yine bir olumsuz bir ifade mi? Evet, o yüzden A olmayacak. I will change my school. Şimdi yapı olarak olumlu. Not eki görmüyoruz. Ama buradaki anlam olumsuzdur. Çünkü neden? Tekrardan okulumu değiştireceğim yani diyor. Tekrardan okul değiştirmek yine olumsuz bir şeydir. O yüzden bunu da kullanmıyorum. D'ye bakalım. Everybody will hate me. Hate, nefret etmek demek. Herkes benden nefret edecek diyor. Bu da anlam olarak olumsuz bir cümle. O yüzden bunu da eliyorum. Ama C'ye bakalım. I will make new friends. Yeni arkadaşlar edineceğim. Şimdi ilk söylediğinin zıttına yani. İlk söylediği şey olumsuzdu. But'tan sonra söylediği şey olumlu bir cevap. O yüzden C'yi seçiyorum. Peki 5'e bakalım. We get on very well and we understand each other. We get on very well. Get on well, bir kişiyle, bir şeyle iyi geçinmek demektir. Yani burada diyor ki biz gerçekten çok iyi geçiniyoruz. We get on very well. Biz çok iyi geçiniyoruz. And we ve biz, we understand each other. Each other birbirimizi demek. Ve biz birbirimizi anlıyoruz. Understand, anlamak demek. Şimdi olumlu bir şey söylemiş değil mi? Büyük ihtimalle bundan önceki cümlede de olumlu bir şey söyleyecek. Çünkü bunu devam ettirmiş. Ve iki kişiden ya da iki kişiden fazla insandan bahsedecek. Çünkü burada kullandığı özne we'dir. O yüzden bakalım. A'da diyor ki Jack is not my relative. Jack benim akrabam değildir. Relative akraba demek. Jack benim akrabam değildir. Biz onunla çok iyi anlaşıyoruz. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz gibi bir şey olabilir mi? Hayır, olamaz. O yüzden bunu siliyorum. B'ye bakalım. I don't trust Helen. Helen'a güvenmiyorum. Don't, olumsuzluk anlamı verir. Trust, güvenmek demek. I don't trust Helen. Helen'a güvenmiyorum. Biz çok iyi anlaşıyoruz. Güvenmediğin bir insanla iyi anlaşamazsın. O yüzden B'ye de gittim. C'ye bakalım. I like joining parties. Partilere katılmayı severim. Join, katılmak demek. Partilere katılmayı severim. Şimdi bir, burada zaten bir insandan bahsetmediği için sonrasında we kullanmamız çok saçma olur. O yüzden bunu da eledim. D'ye bakalım. Jim is my best buddy. Buddy, yakın arkadaş demek. Jim benim en iyi arkadaşım, en iyi yakın arkadaşım şeklinde söylüyor. Ve burada gördüğünüz gibi bir kişiden fazla, yani iki kişi aslında özne. Jim ve ben. Jim and I get on well şeklinde kullanıyoruz. O yüzden cevabım Denizli olacak. Altıncı soruya bakalım. Sorry, I can't help you now because blah blah blah. Şimdi burada bir consequence vermiş, yani bir explanation verecek aslında, because demiş çünkü. Peki neyin açıklamasını verecek bize? Diyor ki sorry, üzgünüm, I can't help you now. Sana şu anda yardımcı olamayacağım. Çünkü blah blah blah. Çünkü şöyle şöyle bir durum var şeklinde söylüyor. O zaman bakalım burada çok yoğun olduğu ile ilgili bir cümle vermesi gerekir bize. A'ya baktığımızda I am not busy diyor. Busy
meşgul demek. Ama burada not eki kullandığı için meşgul değilim anlamına geliyor. O yüzden A'yı eliyorum. B'ye baktığımda I am free. Ben müsaitim diyor. Ama burada yardımcı olamayacağını söylüyor. O yüzden bu da değil. D'ye bakalım. It is very easy for me. Çünkü benim için çok kolay yapması. Şimdi burada yardımcı olamayacağını söylüyor ama benim için çok kolay diyebilir mi sonrasında? Hayır. Ama C'ye baktığımızda I have a lot to do. Yani a lot to do yapacak çok işinin olması. Have zaten sahiplik bildiriyor. Burada ise yapacak çok işim var diye söylüyor. Bu da neden o kişinin yardımcı olamayacağının bir explanation'ı yani bir açıklamasıdır aslında. 7'ye bakalım. Melanie is my best friend. Melanie benim en yakın arkadaşım. She always backs me up. O her zaman bana destekçi olur. Back someone up. Bir insana, bir kişiye destek çıkmak demektir. And blah blah blah. Şimdi olumlu, hep olumlu şeylerden bahsetmişse ve and koymuşsa, and zaten ve demek, yani olumluya bir olumlu şey daha ekleyecek. O yüzden bakalım burada neler varmış şıklarda. A'da diyor ki I support her. Onu desteklerim diyor. Evet, olabilir. Olumlu bir şey sonuçta. Bu bir kalsın. B'ye bakalım. I don't like her. Ondan hoşlanmıyorum diyor. Ama Melanie onun en yakın arkadaşı. En yakın arkadaşından hoşlanmamazlık gibi bir şey olabilir mi? Hayır, olamaz. O yüzden B'yi eledim. C. I forget her name. Onun ismini unuttum diyor. Forget, unutmak demek. Onun ismini unuturum diyor. Melanie ama zaten başta söylüyor ve en yakın arkadaşının ismini unutmazsın. O yüzden C'ye de gitti. D'ye bakalım. I hate her. Ondan nefret ediyorum diyor. En yakın arkadaşından nefret eder misin? Hayır. O yüzden cevap A olacak. Onu desteklerim. Support. Onu desteklerim diyor. 8'e bakalım. Evet, şimdi 8. soruya bakalım. Burada diyor ki iki kişinin bir conversation'ını görüyoruz. We see two people is talking to each other. First person says that, do you have any close friends at school? Close friends means yakın arkadaş. Okulda hiç yakın arkadaşın var mı diye soruyor. B kişisi de diyor ki, of course, tabii ki. For example, Lisa. Evet diyor, yakın arkadaşım var. Örneğin, for example, Lisa. Lisa bunun bir örneğidir diyor. She, blah blah blah. She is a real friend. O gerçek bir arkadaş diyor. O yüzden bakalım, burada yine olumlu bir şey aramamız gerekiyor. She never trusts anyone. O asla kimseye inanmaz, güvenmez diyor. Peki bu olumlu bir şey midir? Hayır, değildir. Gayet de olumsuzdur. O yüzden bunu eledim. B'de ne diyor? I will never back her up. Never diyor şimdi. Never bir kere nedir? Olumsuzluk anlamı katar. Asla der. Ben asla onun arkasında durmam. Asla ona destek çıkmam. Ama onun gerçek bir arkadaş, yakın bir arkadaş olduğunu söylüyor buradaki conversation'da. Bu olur mu? Hayır, olmaz. D'ye bakalım. She behaves selfishly. Selfish, cimri demek. Pardon. Bencil demek. Selfishly ise bencilce, bencil bir şekilde. Buradaki L'ye eki şey anlamına geliyor. Bir şekilde mi? Selfishly, rudely, mesela kaba şekilde gibi. L'ye şu şekilde anlamına, bir şekilde anlamına geliyor. Behave ise davranmak demek. O çok bencilce davranıyor diyor. O çok bencilce davranıyor. She is a real friend. O gerçek bir arkadaş. Uyumşuyor mu birbiriyle? Hayır, uyuşmuyor. Ama C'dekine baktığımızda I count her a lot. Ona çok güveniyorum. Count on ne demekti? Zaten burada da kullanmıştık. Count on you, sana güveniyorum. I count on her, ona güveniyorum şeklinde sonra söyleyebiliriz. 9'a bakalım. Henry is in hospital and we are going to visit him today. Henry hastanede ve we are going to visit him today. Peki buradaki are going to kalıbımız neydi bizim, ya da be going to olarak da anlam söyleyebiliriz. Be going to, biliyorsunuz ki
Rengini değiştirelim. Heh, böyle daha güzel oldu. Şunun da rengini değiştirelim. Be going to yine ecek acak anlamı veriyordu. Gelecek zamanı anlatıyordu bize. Ancak will'den bir farkı vardı. Be going to çok daha planlı, programlı olan gelecekten bahsettiğimize, yani önceden belirlenmiş gelecekten bahsettiğimize kullandığımız yardımcı fiilimizdi. Ve to'dan sonra genelde asıl fiili getiriyor. Genel değil, her zaman asıl fiili getiriyorduk. Yani we are going to visit. Buradaki are neyin çekimlenmiş haliydi? Be going to'daki be'nin. Yani ben oradaki be'yi özneye göre çekimliyordum. Yani burada she deseydi, she is going to diyecektim. Ya da I deseydi, I am going to şeklinde kullanacaktım. Bu kısa bir gramer konusundan sonra soruya geri dönelim. We are going to visit him today. Onu bugün ziyarete gideceğiz diyor. Şimdi sonra ne demiş? Why don't you join us? Neden bize katılmıyorsun diyor. Bu bir tekliftir, değil mi? Invitation'dır. Şimdi bakalım B kişisi ne demiş? Sure, sure, tabii ki deme. Demek ki ne oluyor? O zaman bu kişi invitation'ı kabul etmiş oluyor. Accepting yapıyor. O zaman accepting'den sonra ben buradaki boşluğa olumlu bir şey, yani kabul ettiğini anlatacak bir şey söylemem lazım. Aynı zamanda A kişisinin de cevabına uygun bir soruyu kullanmam gerekecek. Peki A kişisi sonradan bu soruya ne cevap vermiş? Around half past seven is okay. Yani 7:30 civarı uygundur diyor. O zaman ben burada saati sormuş olacağım ki bana bu kişi 7:30 civarı uygundur diyebilsin. Şimdi şıklarda saati bulmaya çalışalım. D'den başlayalım. Why don't we go together? Neden beraber gitmiyoruz diyor. 7:30 civarı uygundur. Uyuyor mu? Hayır, uymuyor. Shall we buy anything for him? Ona bir şey alalım mı diyor. Ona bir şey alalım mı diye bir teklifte bulunuyor. Shall we kalıbını kullanıyor. At around half past seven uygun bir cevap mıdır? Hayır, değildir. Where shall we meet? Biz nerede buluşacağız diyor. Şimdi burada eğer where değil de, tekrardan rengi değiştirelim. Burada eğer where değil de when kullansaydı evet uygun olurdu. Ama where nerede demek. Yani bize place sorar. Ama when sorsaydı time soracaktı. O yüzden bu cevabımız uygun olabilirdi. Ama maalesef yeri sorduğu için uygun olmuyor. Ama A'ya bakalım. What time shall we meet? Ne zaman buluşacağız? What time? Ne zaman buluşacağız? Shall we meet şeklinde. Doğru cevabı burada bulabiliriz. At around half past seven is okay şeklinde. Şimdi 10. soruya bakalım. Answer according to the table. Yani buradaki tabloya göre cevap veriniz diyor. Bakalım tabloda ne demiş? Betty finishes school in June. Haziran'da okulu bitirecek diyor. Jack turns 18 next week. Gelecek hafta 18 yaşına girecek. Turn 18 ya da turn 11, 11 yaşına basmak şeklinde kullanılabilir. Peter spends night at Jim's house diyor. Şimdi Peter Jim'in house'unda, yani Jim'in evinde gecelerini geçirirmiş. Yani aslında bir nevi pijama partisi yapıyor olabilirler. Bu aklımıza kalsın. Mike is going to eat meat. Mike et yiyecek diyor. Et yiyecek şeklinde gelecek zamandan bahsediyor. Şimdi bakalım bize soru kökümüz ne diyor? Who can organize a slumber party? Kim bir parti, yani bir pijama partisi düzenleyebilir şeklinde soruyor. Peki burada kim geceleri kimin evinde geçiriyordu? Jim'in evinde gecelerini geçiren kişi Peter'dı. O yüzden benim cevabım burada Peter olacak. Düzgünce işaretleyelim. Let's read properly. Okay. Now let's see the next question.
Which sentence is correct according to the table above? Yani yukarıdaki tabloya göre, according to the table above, yukarıdaki tabloya göre hangi cümle doğrudur diyor. Şimdi ilk cümleden bakalım. Mike enjoys sleepover parties. Mike. Bakalım Mike'a ne demiş? Mike is going to eat meat. Şimdi Mike et yiyecek diyor ama burada diyor ki enjoy sleepover parties. Yani gece kalmalı partilerden hoşlanır diyor. Böyle bir anlam var mı? Hayır yok. O yüzden bunu eledim. Betty likes tea parties. Yani Betty çay partilerinden hoşlanır diyor. Bakalım Betty için table'da ne demiş? Betty finishes school in June. Yani June'da, Haziran'da okulunu bitirecek diyor. Ama tea party ile alakalı bir şey demediği için B'yi de eledim. Burada ne diyor? Peter joins a barbecue party. Bakalım Peter spends night at Jim's house diyor. Burada sleepover party'ye katılacağını söylüyor. Bir barbecue partisi değildir bu. O yüzden bunu da eliyorum. D'de ise Jack has a birthday party. Jack bir doğum günü partisine sahip diyor. Yani bir doğum günü partisi olacak diyor. Peki bakalım. Burada ne diyor? Jack turns 18 next week. Gelecek hafta 18 yaşına basacak diyor. 18 yaşına girecek diyor. O yüzden Jack'in bir doğum günü partisi olması çok muhtemeldir. O yüzden cevabımız Denizli olacak. Şimdi diğer soruya bakalım. A real friend, gerçek bir arkadaş, doesn't, yani not eki var görüyorsunuz ki. Hemen onu da böyle renkli renkli işaretleyelim. Not eki, yanlış işaretledim. Silgiyle silelim. Silemedim. Not ekini bir işaretleyelim. Not diyor. Yani olumsuz var burada. O zaman gerçek bir arkadaşın yapmayacağı bir şey bulmamız gerekiyor. Gerçek bir arkadaş back you up all the time. Her zaman sana destek olur mu? Back up neydi? Destek olmak demekti. Sana her zaman destek olur mu? Evet olur. Yani bu onun yapacağı bir iştir. O yüzden bunu eledim. Get on well with you. Seninle iyi geçinir. Gerçek bir arkadaşlık iyi geçinir mi? Evet geçinir. O yüzden bunu da eledim. Spend time together with you. Seninle zaman geçirir mi? Evet geçirir. O yüzden bu da onun yapacağı bir iştir. O yüzden bunu da eledim. Ama share your secrets with others. Yani share paylaşmak demekti. Secret sır demekti. Others ise diğerleri. Şimdi burada diyor ki diğerleriyle sırlarını paylaşır. Gerçek bir arkadaş sırlarını kimseyle paylaşır mı? Hayır, paylaşmak paylaşmaz. O yüzden cevabım A olacak. 13'e bakalım. Who is Jane? She is my best friend. Oh really? Tell me about her. Well, she is a fantastic person. Şimdi Jane kim diyor? O benim en yakın arkadaşım. Aa, gerçekten mi? Bana onu anlat. Hani onun hakkında bir şeyler söyle. Well, peki. She is a fantastic person. O harika biri. Fantastic person. O harika biri. We never get on well. Biz asla iyi anlaşamayız. I don't back her up. Onu asla desteklemem. She is always jealous of me. Being jealous of someone, birini aşırı kıskanmak demek. O yüzden bu olumsuz bir özelliktir. Jealous, olumsuz bir özelliktir. Kıskançlık, kıskanmak demektir. Ama D'ye baktığımızda we have lots of fun together. Biz beraber çok eğleniyoruz. O yüzden cevabım bu olacak. Çünkü burada olumlu bir şeyden bahsederken sonrasında olumsuz bir şey getirmesi çok manasız olurdu. O yüzden de burada olumlu bir şık aramalıydık. Bu da D şıkkı olacaktı. Peki 14. soruya bakalım. Doğru sıralama nasıl olmalıdır diyor. Şimdi burada bir sıralayacağız. O yüzden bakalım buradaki sıralamamız nasıl olacak. Önce bir cümleleri okuyalım. How about some lemonade? Biraz limonataya ne dersin diyor. Sonraki burada would you like a sandwich? Bir sandwich ister misin? No thanks I'm full diyor. Hayır teşekkürler ben tokum diyor. That would be great diyor. Bu harika olur diyor. Şimdi burada bakacağımız öncelikle burada
Bu kişiye bizim would you like a sandwich diye sormamız gerekir. Yani bir sandviç ister misin? Sonra buna cevaben ne demiş? No thanks, hayır teşekkürler, I am full. Yani full burada doluyum, tokum anlamına geliyor. Teşekkürler, tokum diyor. Peki bunun üzerine bir tane daha invitation'da aslında bulunuyor. Diyor ki, how about some lemonade? Biraz limonataya ne dersin? Okay, that would be great. Evet, bu harika olur diye devam etmesi gerekiyor. O yüzden önce 2 gelecek, sonra 3, sonra 1, sonra da 4 gelecek. Bu da bizi C şıkkına götürüyor. Cevabımız C olacak. 15'e bakalım. How about blah blah blah? Why don't you like skateboarding? Well, I'm bored of it. Diyor ki, how about blah blah blah? Şuna ne dersin diyor. O da diyor ki, neden diyor, don't you like skateboarding, kaykayı sevmiyor musun diyor. Burada öyle bir soru soruyor. A kişi de diyor ki, well, I'm bored of it. Bored of it bir şeyden sıkılmak demek. Açıkçası ondan sıkıldım diyor şimdi. O zaman burada bakalım ne demiş, nasıl bir şey söylemiş ki buna skateboardingden sıkıldın mı, onu sevmiyor musun artık diye soruyor. How about finding a new hobby? Yeni bir hobi edinmeye ne dersin? Yeni bir hobi bulmaya ne dersin diye soruyor olabilir. Neden sıkıldım skateboardingden diye cevap vermiş olabilir. Çok muhtemel. Peki how about changing your life? Hayatını değiştirmeye ne dersin? Neden skateboardingden sıkıldın mı diye bir cevap veremeyiz. O yüzden B'yi eledim. C'ye bakalım. How about making new friends? Yeni arkadaşlar edinmeye ne dersin? Neden skateboardingden sıkıldın mı? Şimdi arkadaş edinmeyle aslında kaykayın bir alakası yoktur burada. O yüzden bunu da eliyorum. D'ye baktığımda. How about spending time together? Beraber zaman geçirmeye ne dersin diyor. Zaten skateboarding yaparken muhtemelen beraber zaman geçiriyorlardı. O yüzden bu da değil. Ama cevabım A olacak. Çünkü yeni bir hobi edinmeye ne dersin diyor. O da diyor ki, neden skateboarding hobimizden sıkıldın mı diye soruyor. Peki burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Onu fark ettiniz mi? O da şu. How about'tan sonra genelde biz isim getiriyoruz. Yani mesela how about a sandwich, how about a lemonade şeklinde zaten bu bir yukarıdaki soruda görmüştük. Ama eğer biz how about'tan sonra bir fiil getirmek istiyorsak, yani fiil getirmemiz gerekiyorsa da ben bu fiile ing ekleyerek bunu getiriyordum. Zaten videoda da bunu işlemiştik. Burada görüyorsunuz mesela. ING eklemiş fiillere. Making, changing, spending, finding şeklinde. O yüzden burada bunu aklımızı tutmalıyız. How about'tan sonra ya bir isim gelir, sandviç gibi, lemonade gibi, ya da fiil gelecekse de fiile ING gelir. Bunu unutmayalım. Okay, let's see the next question. Are you free on Sunday? Cuma, pazar günü müsait misin? Yani boş musun? B kişisi de diyor ki, yes, I am free şeklinde bir şey söyleyecek aslında. O zaman A kişisi de diyecek ki, then let's organize a party. O zaman bir parti organize edelim şeklinde söyleyecek. Peki, B de ne demiş olabilir? Yes, we are going to meet friends. Evet, arkadaşlarla buluşacağız gibi bir şey söyleyebilir mi? Hayır, çünkü zaten are you free sorusuna yes diye cevap vermiş. Müsait misin? Evet, müsaitim. Arkadaşlarla buluşacak bir kişi müsait değildir. O yüzden D'yi eledim. C'ye bakalım. I really like parties. Gerçekten partilerden hoşlanırım diyor. Peki burada daha önceden bir parti lafı geçti mi? Yani şu boşluktan önce bir parti lafı var mıydı? Hayır, değildi. O yüzden bunu da söyleyemez. Peki B'ye bakalım. I'm good at sports. Sporda iyiyimdir şeklinde söyle, bir alakası var mı? Hayır, hiç yok. Ama A'ya baktığında really, why not? Evet, yani gerçekten bir neden soruyorsun gibi bir cevap veriyor. Why not? Hani niçin sordun bunu? Then let's organize a party. O zaman bir parti organize edelim şeklinde de cevap bu soruya çok kolaylıkla verilebilir. O yüzden cevabım A olacak. Evet, şimdi 17. soruya bakalım. Bakalım burada ne diyor? Fake
Friends never back up each other. Sahte arkadaşlar asla kendileri, yani asla birbirlerine each other, asla birbirlerine destek çıkmazlar. Back up. Asla birbirlerine destek çıkmazlar şeklinde söylüyor. Peki sonrasında ama ne demiş? But. Yani burada bir zıtlık oluşturmamız gerekiyor. Burada olumsuz bir şey söylediyse burada olumlu bir şey söylemesi gerekiyor. But'tan önce olumsuzsan but'tan sonra da olumlu bir şey söylemesi gerekiyor. Bakalım burada ne diyebilir? Real friends aren't reliable. Aren't. Yani burada bir olumsuzluk var. Olumsuzluk var. Yani reliable güvenilir demek. Gerçek arkadaşlar güvenilir değildir diyor. Ama bu da bir olumsuzluğudur. Ayrıca bir doğruluk payı var mıdır? Hayır, yoktur. Gerçek arkadaşlar güvenilirdir. O yüzden bunu eliyorum. Peki B'ye bakalım. True friends are supportive. Supportive destekçi demek. True ise doğru, gerçek demek. Doğru arkadaşlar, gerçek arkadaşlar destekçidir diyor. Şimdi bunu buraya çok rahat yerleştirebiliriz. Çünkü but'tan önce birbirlerine destek çıkmazlar ama sahte arkadaşlar birbirlerine destek çıkmazlar ama gerçek arkadaşlar birbirlerine karşı destekçidirler şeklinde söyleyebiliriz. Close friends are easy to find. Yakın arkadaşları bulması kolaydır. Hayır, o kadar da kolay değildir. Ayrıca bununla bir anlam bağdaşıklığı yok. O yüzden bunu da elerim. Best friends always tell lies. Lie, yalan demek. Best friend, yani yakın arkadaşlar her zaman, always, her zaman yalan söylerler. Hayır, bu da doğru bir şey değildir. O yüzden cevabım B olacak. Şimdi answer the questions according to the paragraph given below. Aşağıda verilen paragrafa göre soruları cevaplayınız. Hangi soruları? 18, 19 and 20. Yani 18. 19. ve 20. soruları bu paragrafa göre cevaplayacağız. Şimdi o yüzden paragrafı okuyalım. Friends are important in our lives. Hayatımızda, in our lives, hayatlarımızda arkadaşlar önemlidir. Friends are important in our lives. Even if we have a nice family, gerçek iyi bir ailemiz olsa bile, we need friends around us. Etrafımıza arkadaşlara ihtiyaç duyarız. We need friends. Because we share our secrets and also our problems. Çünkü hem sırlarımızı paylaşıyoruz, ayrıca also hem de our problems, hem de problemlerimizi paylaşabiliyoruz. We always support and help each other. Her zaman birbirimizi destekler ve yardımcı oluruz. This is called friendship. Buna arkadaşlık denir. The key for this point, bu nokta için anahtar kelime, yani anahtar olan şey, is to trust, güvenmek, and to back up each other in difficult times. In difficult times, zor zamanlarda birbirimize destek olmak. Back up, destek olmak demekti. Ve birbirimize destek olmak diyor. Şimdi genel olarak ne demiş burada? Arkadaşların ne kadar önemli olduğunu, iyi bir aileye sahip olsak bile arkadaşlara ihtiyacımız olduğunu, çünkü birbirlerimize sırlarımızı ve problemlerimizi paylaştığımızı söylemiş. Her zaman birbirimize destek olacağımızı ve yardımcı olacağımızı söylemiş. Buna arkadaşlık dendiğini anlatmış ve bu arkadaşlık için asıl önemli kilit noktanın birbirine güvenmek ve birbirini zor zamanlarda desteklemek olduğunu söylemiş. Şimdi 19'a bakalım. Which sentence is correct? Hangi cümle doğrudur diyor. We don't need friends. Biz arkadaşlara ihtiyaç duymayız. Ama bu paragrafta tamamen ne kadar arkadaşlara ihtiyaç duyduğumuzu anlatıyor. O yüzden bu yanlış. We share our secrets and problems. Biz sırlarımızı ve problemlerimizi paylaşırız diyor. Evet, doğru. C'de ne diyor? We don't trust each other. Birbirimize güvenmeyiz diyor ama friendler, yani arkadaşlar birbirine güvenir. O yüzden bu da değil. Friends aren't important. Yani arkadaşlar önemli değildir diyor ama aksine paragrafta friends are important in our lives diyor. O yüzden buradaki doğru cevabım B şıkkı olacak. 19'a bakalım. Friends blah blah blah. Friends don't like to share. Arkadaşlar paylaşmayı sevmezler diyor. Aksine tam tersi. Arkadaşlar sırlarını, problemlerini, hatta eşyalarını bile paylaşmayı seven insanlardır. O yüzden A'yı eledim. Friends never back up each other. Hiçbir zaman birbirlerini desteklemezler diyor. Never olumsuzluk anlamı veriyor. Asla diyor, hayır. Onun aksine hatta birbirlerini desteklemeleri de gerekir. O yüzden B'de değil.
C'ye bakalım. Friends are only for good times. Sadece iyi zamanlar içindir arkadaşlar diyor. Hayır. Son cümleye baktığımızda to back up each other in difficult times. Yani zor zamanlarda da ihtiyacımız olduğunu söylüyor. O yüzden bunu da eledik. D'ye bakalım. Are important in our lives. Hayatlarımızda önemlidir. Yani önemli bir yere sahiptir diyor. Evet, bunu da zaten ilk cümlede söylemişti. Friends are important in our lives diye. O yüzden cevabım D olacak. Evet, son soruya bakıyoruz. What is the key for friendship? Şimdi key, burada anahtar demek. Yani aslında hani en temel şey, bir arkadaşlık için en temel şey nedir? Burada en son cümlede ne demişti? The key for this point, the key for friendship is to trust and to back up. Yani güvenmek ve desteklemektir. O yüzden ben şıklarda bunu arayacağım. Şimdi, güvenmek ve desteklemek diyor. Telling always lies. Her zaman yalan söylemek bir arkadaşlık için temel şey midir? Hayır, değildir. Hatta aksine çok büyük zedeler, yani çok büyük hasarlar verir. Being alone every time. Her zaman yalnız olmak mıdır arkadaşlık için temel şey? Hayır. Having a nice family. Yani iyi bir aileye sahip olmak arkadaşlık için bir temel yapı taşı mıdır? Hayır, değildir. Ama helping, yani yardımcı olmak ve being reliable. Reliable, güvenilir demekti. Ve güvenilir olmak arkadaşlık için çok önemli bir key point'ti. O yüzden cevabım A olacak. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle 20 tane test, yani sınava yönelik test çözdük. Birazcık friendship konusunun alıştırmasını yaptık. Lütfen burada aslında aralarda verdiğim bu küçük küçük pointleri, yani küçük küçük bu ipuçlarını da not alın. Sizin için iyidir ve dikkatli dinleyin lütfen. Dikkatli dinlediğiniz için de teşekkür ederim. O yüzden kendinize şimdilik iyi bakın. Lütfen derslerinize iyi çalışın. Sizleri tekrar görmek umuduyla kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Thank you for listening and taking notes. Bye bye.